İyi akşamlar sayın seyirciler. Fenerbahçe'miz bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin grup müsabakalarının ikincisine çıkıyor. İsviçre'deyiz, deplasmandayız. Zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. İlk maç Inter'i evimizde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 1-0 mağlup etmiştik. Artık bu maçın önemi daha da anlam kazandı bizler için. Eğer Fenerbahçe Basel'e karşı İsviçre'de galip gelirse gruptan çıkma umutlarımız artık umut olmaktan çıkıp gerçekçi bir hale gelecek bizler için. Ve hepimiz heyecanla bu müsabakayı bekliyoruz. Bizler için heyecanla geçecek bu müsabakada Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak 11'ini sizlere aktaracağım şimdi. Yine ilk maçta olduğu gibi kalede Volkan, savunmanın ortasında Fabio Vilca, Lugano, Soma'nın sağında Gökhan Gönül. Soma'nın solunda Andre Santos. Hemen orta sahanın Soma'nın önünde ortada Cristian Baroni ve Emre Belözoğlu ikilisi yer alacak. Onların sağında Mehmet Topuz, solunda Miroslav Stoch ve onların hemen önünde ileri uçta Alex, en ileri uçta David Daniel Guiza yer alacak. Ve yine kadroda bu sefer Semih Şentürk'ü göreceğiz. Özer Umacı kadro dışı bırakıldı. Bu maçtan önce karışmış olduğu bir kavga sebebiyle. Evet. Basel'in 11'i sizlere aktarıyorum. Costanzo, Kusungu, Abraham, Incom ve Safari. Soma'nın da yer alacak isimler. Orta sahada Cabral, Hogel, Xhaka ve Schürrle. İleri uçta Frey ve Zola yer alacak. Heyecanla beklediğimiz müsabakaya başlamasına çok az kaldı. Tüm Türkiye heyecanla müsabakayı bekliyor. Fenerbahçe beyaz formayla yer alacak. Basel her zaman içeride evinde oynadığı o klasik formasıyla yer alacak. İsviçre ekibi son birkaç yıldır mali problemler yaşamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde kendine yer edinmeyi bildi. Playoff'lardan grup aşamasına kalmıştı. Playoff'larda yine temsilcimiz Beşiktaş'ı elemişti. Evet, Fenerbahçe taraftarları sayısı az olmasına rağmen bir şarkısın sen sloganını yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten heyecan dorukta. Haydi çocuklar. Bu sefer Galatasaray'ın 2000'deki o UEFA Kupası'nı kaldırmasından sonra çok özledik artık bu başarıyı. Bu kupayı bize getirin. Artık büyük düşünüyoruz. Kadromuz iyi. Şampiyonlar Ligi müziğini bile bastırıyor Fenerbahçe taraftarları. İşte çocuklar. Haydi çocuklar. Sizlere güveniyoruz. Bugün burada galibiyet bekliyoruz. Fenerbahçe taraftarları gerçekten çok coşkulu. Tüm kuvvetçiler akın etmiş durumda İsviçre'ye. Basel'e. Hakemler finali kontrol etti. Bu güzel müsabaka başlıyor. Alexander Frey gördük. Ve maç başlıyor. Taraftarlar artık sustu. Haydi çocuklar. David Daniel Guiza, Emre Belözoğlu baskı topu getirdi. Lugano orada topu yaptı. Santos'a solda. Biraz Santos geriye kadar geldi top almak için. Santos'a Emre. Soldan giden Stoh gördü. Stoh. Haydi Stoh. İleri doğru gidiyor Stoh. Topu sürüyor. Basel yaralana doğru oyunu yıkmaya çalışıyoruz. Emre. Arkadaşlarını gördü geride. Cristiano Ronaldo orada şut gelir. Vuramadı. Cabral kaptı. Xhaka. Önemli bir isim Xhaka. Zola. Topu tekrar kapıyoruz. Fabio Bilica. Santos oynadı. Santos içeride Stoll.
geriden top yapmaya çalışıyoruz. Emre, Cristian Barone, onun yönü değiştirdik tekrar. Gökhan Gönül. Gördüğünüz gibi Inter bir sabah kısımları olduğu gibi top tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde. Santi Alvarez gerçekten Fenerbahçe'de devrim niteliğinde taktiksel düşünce oluşturmuş durumda. Andre Santos. Alex oynadı. Alex Mehmet Opuz'a. Evet. Set oyunu oynamaya çalışıyor Fenerbahçe. Brososto. Tekrar verdi. Santos'tan topu aldı. Sto. Mehmet Opuz. Sabırla topu inşa etmeye çalışıyoruz. İleri oyunu yıkmaya çalışıyoruz. Cristiano Baroni. Tekrar geriye döndük. Fabio Bilica. Andros Santos. İleri doğru çıkıyor. Orada bir 2-1 gelir mi geldi. Emre. Araya atmaya çalışırken topu kaptırdık. Stop baskıya gitti. Guiza ileride basmaya çalışıyoruz. Şok pres yapmaya çalışıyoruz. Şok presi mucidi Jurgen Klopp'a inat. Biz de o baskıyı yapmaya çalışıyoruz. Alex. Guiza. Guiza ileri doğru gidiyor. Geçti orada rakibi Abraham'a. Guiza topu tutuyor. Kaptırmazsak etkili olabiliriz. Emre. Emre topu kaptı. Emre orada bir çalım atmaya çalışıyor. İlk saha ar kaldı. İlk saha geldi. O ya araya verirse etkili olabilir Basel. Lugano baskıya gitti. Orada Stoh da oraya yaklaştı. Emre top taça çıkıyor. Fenerbahçe taraftarları susmak bilmiyorlar maçın başından beri. İnanılmaz bir heyecan. İlk saha topu kaptık. İleri doğru çıkıyoruz. Guiza. Oradan çıkan Stoh gördü. Araya verdi. Guiza. Stoh. Stoh soldan gidiyor. Abraham'ı geçerse etkili oluruz. Stoh. Geriye verdi. Top kaptırdık. İlk yarı bitti. Stoh. Stoh geriye dönedi. Bugün gerçekten biraz fazla top kaptırdık. Etkili olabilecekken bu topları kaptırmak biraz üzücü oluyor. Çünkü Basel'e karşı gerçekten baskılı oynamaya çalışıyoruz. Hücum olarak olmasa da oyunun kontrolü şu ana kadar bizde ve Basel'in henüz tehlikeli bir hata yok. Alex, Stoh çıktı oradan. Stoh, Santos'u araya taça çıktı. Evet, bir değişiklik gelmesi söz konusu olabilir artık. Santi Alvarez'de bir değişiklik ihtiyacı gidiyoruz. Abraham Guiza baskıya gitti Guiza ama oradan Mehmet Topuz tekrar. Evet. Fabio Bilica topu kaptırdık. Oha kaleci Volkan Demirel. Bravo Volkan. Bravo Volkan harika çıkardın. Bravo Volkan. İnanılmaz bir müdahale geldi. İlk saha korna köşe vuruşu kullanıyor Basel. Yavaş yavaş Fenerbahçe oyun alanına oyunu yıkmaya çalışıyor Basel. Stoh top kaptırmayalım orada. Bilica Emre'ye hızlı çıkarsak etkili olabiliriz. Emre topu sürüyor. Emre ileri doğru gidiyor. Savayaz adamla yakaladık şu ana kadar. Evet Basel topu kaptırdı. Araya bir top. Cristiano Baroni vurursa atabilir. Hayır olmadı. İnanılmaz geldi oradan. Baroni inanılmaz çok iyi bir bindirme yaptı. Mehmet Topuz'a tekrar Cristiano Baroni, Mehmet Topuz orada rakibini eksiltmeye çalıştı. Alex'e Alex oyunun yönü değiştirdi, oyunu açtı. Araya bir top verdi. Mirososto offside. Offside. Bir gol gelir mi? Dakikalar 75'e yaklaştı. Mehmet Topuz ileri doğru çıktık. Araya topu verdi. Guiza çıkıyor. Kaleci geçebilir mi? Costanzo inanılmaz sezdi. İnanılmaz sezdi. Yoksa Guiza'nın çok sevdiği toplardandı bunlar. Bilica sert bir müdahale geldi orada. Hakem düdüğü çalmadı. Atak devam ediyor Basel için. Santos araya girdi ve topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Geriden oyun kurarak çıktık tekrar. Tecrübesini konuşturdu Santos. Bilica ileri doğru çıktı. Alex'e verdi. Alex Stoh'a. Stoh oradan gelir mi? Stoh. Stoh.
Evet, boş alan yakaladı. Oraya doğru, ileri doğru kat etti. İçeri verdi. Alex'e verdi. Alex vurdu, gol attık. Alex de Souza. Alex de Souza dakika 89. İnanılmaz bir gol geliyor. Mrosostov oradan boşluğu kullanarak içeri doğru kat etti. Alex'i gördü. Ona verdi. Ve Alex de işi bitirdi. Şampiyonlar Ligi ileri tur perdesi artık bizim için açılıyor. Ufuk daha da ileriden gözüküyor. Fenerbahçe taraftarlar sevinç gözyaşlarına tutuluyorlar. Şu an kameralar ekrana getirmiyor ama çok heyecanlar ve Fenerbahçe sen çok yaşa sloganı dakika 90'da İsviçre'yi inletiyor. Evet, buradan 1-3 puanla dönersek ülke puanına önemli bir katkı daha gelecek. 4 dakika uzatmanın son dakikasındayız. Alex bir gol daha gelir mi? Araya verdi. Güza bitir artık Güza. İnanılmaz bir pozisyon daha yakaladık. Güza kaçırdı. Ve Fenerbahçe Basel'e karşı galip geliyor İsviçre'den. Basel'den 3 puanla dönüyoruz. Ve gruptaki puanımızı 6 yapıyoruz. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Bu yıl o yıl olacak inşallah. Buradan yayınımızın sonuna geliyoruz. Maç sonu anlatımlarıyla beraber Ömer Ünlü sizlerle beraber bir araya gelecek. Ercan Taner'le beraber. Orada programımızı izlemenizi sizlere tavsiye ediyoruz.